ablamızın nasıl gittiğini öğreneceğiz. Orada ben önceden yağmur katmıştım. Sadece suyumuzu koyacağız. Burada sabunumuz var. Buna batırıyoruz. Bakın mikroplar nasıl gitti. Bir daha yapalım. Burada da gitti. Bir daha yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi deneyimizi yapıyoruz. Bu suyu döktük ve yağımızı döktük. Sabunum yanımda burada. Bizim böyle toz gibi karabiberimiz yok. Bizim sadece öğütülmüş karabiberimiz var. Hadi şimdi başlayalım. Ama bakalım olacak mı? Şöyle alayım. Umarım olur. Fazladan oluşuyor. Vay canına, mikroplara benzemişler biraz. Bayağı benzediler. Garip şekil aldı. Birden döktüğün için. Hadi sabuna batırayım. Batırayım sabuna. Aa, kaçtılar. Kaçıyorlar arkadaşlar. Çok komik bir şey aldı bu. Tekrar batırayım. Çok komik bir hal aldı bunlar. Ay, gıcıklandım şimdiden. Evet, yağ döktük, su döktük. Şimdi karabiber döküyoruz. Tamam. Bitti. Şimdi elimi batırıyorum. Karabiberler eline yapışıyor gördüğünüz gibi. Ama şimdi sabunda iyice ovuşturup karabibere batıracağım. Bu sefer karabiberlerden birkaç tanesi geldi. Ve karabiberler gördüğünüz gibi yok oluyor. Öğretmenim, sizin canlı derste gösterdiğiniz deneyim ben aynısını yaptım. Arkadaşlar, vücudumuzdaki mikropları nasıl etkisiz hale getirebiliriz deneyimizde onu göreceğiz. İlk önce suyumuzu dökelim. Ondan sonra yağımızı dökelim. Ondan sonra karabiberimizi dökelim. Şimdi mikroplar elimize geldi. Şimdi sabuna vakit kıralım. Mikropların nasıl gittiğini görüyorsunuz. Temizliğin hayatımızın önemi.